Hayatım. Az sonra toplantıya gireceğim. Girmeden önce bir sesini duyup enerji depolamak istedim. İyi yapmışsın. Ne toplantısı? İstanbul'da avukatlarla genel durum değerlendirmesi. Fikret'ten gizli işler çeviriyoruz. Bizi düşürdüğü duruma bak. Kaçta bitecek toplantın? Geleyim alayım mı seni? Vallahi bilmiyorum ki. Sen okulda mısın? Ben gelip alayım seni. Yok, okulda değilim. Okulun eksiği vardı biraz. Onu almaya çıktım şimdi. Geldiler hayatım. Buyurun. Tamam. Faruk, bir şey söyleyeceğim. Durum ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, sen muhakkak aydınlık bir tarafını bulacaksın. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Efendim. İyi günler Esma Hanım. Size ne zamandır ulaşamadım. Geçmiş olsun. Kaza atlatmışsınız. Teşekkür ederim. Bana bir şey demeyince ben göreve devam ediyorum. Benim aklımdan çıkmış. Kusura bakma. Yok, o işe gerek kalmadı artık. Peki. Elimdekileri teslim edeyim, paramı alayım o zaman. Elimde ilginizi çekecek bir iki şey var. Tamam, peki ben zamanını bildiririm. Hayırdır? Ama canım, kıyafet ısmarlamıştım. Aman, bu aklımdan çıkmış gitmiş. Süreya? Konuşabilir miyiz? Tabii. Gelsene içeri. Yok, gerek yok. Burası iyi. Zaten uzun sürmeyecek. Ya hakikaten o kadar ürkütücü müyüm senin için? Hayal gücüm benim tahmin ettiğimden daha genişmiş. Okula yetişeceğim. O yüzden can. Gerek yok. İyiyim burada. Tamam, anladım da hava soğuk. Ya kapıyı kapatalım. Şurada konuşuruz. Peki, tamam. Adem'in davasını almışsın. Evet yani. O da bir arkadaşımın eşi sonuçta. Faruk'un bu konuda ne kadar huzursuz olacağını tahmin edebiliyor musun peki? Yine komplo teorileri kurulmuş. Ha? Evet. Bunlar sadece benim hasta kafamın varsayımları. Yani senin benle ya da Faruk'la hiçbir derdin yok. Tek yapmak istediğin şey Begüm'le mutlu bir aile kurmak. Öyle mi? Hasta olma kısmının dışındakilere tamamen katılıyorum. Seninkine biraz kuruntu diyelim. Tamam. O zaman çok kolay. Bu davadan geri adım at. İyi niyet göstergesi olarak benim için de bu konu kapansın. Ya düne kadar dava almamam meseleydi. Şimdi almam mı mesele oldu? Can, aldığın ilk dava hayatına girmeye çalıştığın çocuğun babasının baş düşmanının davası. Ve ben mi kuruntu yapıyorum şimdi? Adem düşmanlığını pekiştirmeye uğraşmıyor. Bitirmeye uğraşıyor. Yani bir kere olsun Faruk haksız bir iddianın peşinde olduğunu kabul etse olmuyor mu yani? Adam yasal haklarının peşinde. Bunu yapınca düşman mı olmuyor? Ki bensiz bu hakları almış durumda zaten. Her şeye o kadar güzel kılıfını uyduruyorsun ki zaten Can. Tamam, diyelim ki bu sefer Faruk haksız, sen haklısın. Yine de o adamı rahatsız etmemeye oğluyla Begüm'ün hatırına düşünemez misin? Bak Can, senden son kez gerçekten inanmayı isteyerek rica ediyorum. Davadan çekil. Lütfen. Yoksa? O yoksası beni de korkutuyor işte. Tebrikler, Faruk'un jargonunu iyice öğrenmişsin. Geç bile kalmışım.
Ne oldu? Toplantım pek iyi geçmedi galiba. Bak bugün gerçekten de şalteri indirmek istiyorum. Sonra anlatsam olur mu? Olur. O zaman önce sen geldin. Programı sen yapıyorsun. Hı. Nereye kaçırıyorsun beni? Bir arkadaşım yeni bir yer açmış. Bizi oraya davet etmişti. Götüreyim seni oraya. Evet evet, ben orayı biliyorum. Kızlar bahsediyordu bugün. Merak etmiştim zaten. Ay, teyzem arıyor. Hastaneye gideceklerdi bugün. Aç bakalım. Teyze. Süreyya. Ya dayanamadım, aradım. Belki de yanlış bir şey yaptım, bilmiyorum ama. Ay deli misin sen? Nasıl aklım sendeydi var ya teyze. Ne oluyor? Kalbi ne dinleyeceğiz patron? Akif zaten gitmezse tabii. Ne yapayım? Başlıyoruz o zaman. Hadi. Hocam ama bu şey değil mi ya? Bu çok 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 hızlı değil mi? Böyle bir çakı 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 çakı. Cumhuriyet treni gibi yemin. Kendine kadar ki benim kadar, malzeme kadar değil mi? Ben göremedim bile. Ya. Öyledir Akif Efendi. Bir de babası sensin be oğlum. Ya yapma ya. Babamız çok heyecanlı. Sormayın. Evet, her şey yolunda görünüyor. Kes oluşumu gayet sağlıklı. Oh. Kalp ritmi de normal. Oh. Hocam iyice şey yaptık değil mi? Aman bir sıkıntı olmasın da detaylıca iyice bir şey, iyice. Merak etme, hiçbir sorun yok. Yürüm ben şimdi. Siz toparlanın. Detayları içeride konuşalım. Tamam. Darısı başınıza Süreyya. Ay teyzem sen deli misin? Ya senin başına ya benim başıma ne olacak? Ya o benim hem kardeşim hem yeğenim. Öyle her şeyim olur. Çok da sana bırakmam, haberin olsun. Güzel anınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim çocuklar. Abi ne demek? Görüşürüz. Çok öpüyoruz, görüşürüz. O neymiş öyle ya? Bilimcana bak sen. Çoka 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 çoka. Vay be. Egzamen mekanmış. Güzel küçük de bir kutlamamız var. Hı. Ne güzel denk geldi değil mi? Ay çok güzel oldu sevgilim ya. Park farkında mısın? Bu kelebek etkisi gibi bayağı aşkımıza. Bayağı bir sürü aşka vesile olduk. Hı. En talihsiz geliyor. Faruk.
Canım. Tabii küçük yer olunca karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Niye söylemedim? Spontan oldu çünkü. Hayır, bizimki de. Ne haber? İyidir, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz sizi hiç rahatsız etmeyelim. Afiyet olsun. Yok canım, özel bir durum yoksa buyurun, beraber olsun. Ya biz gerçekten rahatsız etmeyelim sizi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ya nasıl olsa aynı masada oturmayacak mı seninle? Ha bugün, ha yarın, fark etmez. Buyurun, lütfen. Buyurun, peki. Peki. Biz de ne kadar güzel olduk böyle ya. Hı? Ben açıkçası senden çok daha sert bir tepki bekliyordum Faruk. Beni çok şaşırttın. Hep sen mi beni şaşırtacaksın? Tabii aslında benim için de çok sürpriz oldu Fikret'in bu davranışı. Çünkü yani bu saatten sonra ben de kimsenin düzenini bozmak istemiyorum. Benim nihayetinde hedefim... nihayetinde beraber zaten uzun zaman masada oturacağız, birlikte çalışacağız. En azından 6 ay, değil mi? Evet. Artık aynı masada birbirimizi öldürür müyüz, sever miyiz, döver miyiz belli değil. En azından bu masada kızları daha fazla üzmeyelim. Süper fikir, acayip. Aynen. Daha neşeli şeylerden bahsedebiliriz mesela. Hı-hı. Tabii tabii, çok iyi fikir. Mesela fıkra bilen var mı, iyi bir fıkra? Şimdi Laz bir gün... tamam, ben anlatayım. Teyzem aradı hastaneye giderken. Hı. Aa, gördüm. Hı-hı, gördüm, hem de duydum. Gerçi fındık kadar ama şunun güzelliğine bakar ay, mısın? Ay lakım ya. Adem. Ay canım benim, çok tatlı maşallah. Hadi bakalım. Allah hepimize nasip eder inşallah. Ama ay, gecenin ambiyansını da mahvetmiş bulunuyorum yok, galiba. Ben hallederim, ben hallederim. Aa, bir dakika, bir dakika. Bu benim çakmağım ya. Sizin ofiste mi düşürmüşüm ben bunu? Emin misin? Tabii ki canım, benim yıllardır kullandığım çakmak mı? Ben yana döne bunu arıyorum günlerdir. Değil mi Dilara? Bu işte babamdan, Fevzi Bey'den kalan tek şey bana. Sen nereden buldun bunu? Bulmadım. Allah Allah. Çok ilginç. Ya bu bana da babamdan kaldı. Ne? Nasıl yani? Aynı çakmak. Aha. Babam sevdiği şeylerden vazgeçmezdi de. Ben size Uludağ'a gittiğimizi anlattım mı? Hatta daha doğrusu teyzemlerle karşılaştığımızı. Hani hamile olduğunu nasıl öğrendik? Aa, nasıl ya? Teyzeyi yapıştı mı oldunuz? Bayağı pişti olduk ama olay nasıl oldu? Şimdi şöyle, biz Faruk'la otel odasına dönmeye çalışıyoruz. Asansörün önünde bekliyoruz işte. Arka asansörde bir patırtı, bir şeyler oluyor falan. İşte kapıyı açın, kapıyı açın, aşamıyoruz bundan da içerideki hamile falan. Böyle bağırışlar geliyor.
O sırada Faruk dedi ki, ya ne kadar Akif sesine benziyor dedi. Ama ne alakası var diye dedi. Hakikaten bir Akif sesine benziyor. İşte açın kapıyı, açın kapıyı. Hamile var, hamile var falan. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ne orada olduklarından, ne teyzemin hamile olduğundan. Onun üzerine kapılar açılıyor. Ve Akif'le göz göze geliyoruz. Akif bu renk, bak kıpkırmızı, yemin ediyorum size. Biz öyle öğreniyoruz ya hamile olduğunu. Ya kamera kaydına falan ihtiyacım var. Benim görmem lazım ya. Ay gerçi benim oteli de daha görmem lazım. Oteli daha görmedin mi sen? İşten güçten biz bir türlü fırsat bulup gidemedik. Biz bir fırsat bulamadık daha. Denk getiremedik bir türlü. Ben böyle karlar içinde debelenmeyi falan da çok sevmiyorum. Öyle. Ama artık bir iki gün sevgilimi kaçıracağım. Çünkü o seviyor. Hı? Nasıl yani? Benim haberim yok. Herhalde sevgilim. Gecenin sürprizi bu yani. Sevgililer gününü atlayacağım falan mı zannediyor? Bak ne güzel bir gece. İşte böyle bir sürpriz. Faruklar da böyle yanına hediyesi oldu. Hayır. Neyse. Böyle anlamlı denk gelişlere diyelim. Ne diyelim? Haydi. Haydi bakalım. Kızım. Vallahi şaka maka bütün geceyi Adem'le geçirdik ya. Her gün beni biraz daha şaşırtıyorsun adam. Söylemeyecek misin bu çakmağın gizemini bana? Niye benim dedin, niye babamın dedin? Senin değil ki o. Ben o çakmağı kulübenin önünde buldum. Hangi kulübe? Yanan kulübenin önünde mi? Evet. Nasıl ya, ne diyorsun ya? Adem mi yaptı diyorsun? Niye bir şey sormadın o zaman? Niye bir şey söylemedin? Çünkü Adem'in de haberi yok. Çok belli. Yani annesi almış çakmağı gitmiş. Belli yani. Yani? Yanisini anlayana kadar Adem'i de annesini de uyandırmanın bir manası yok. O kulübede olanlar bize anlatılanlardan fazla. Süreyya, annem garipten daha fazlasını saklıyor bizden. Anlayacağız. Hoş geldiniz. Ben de sana geliyordum anne. Hayırdır? Bu çakmak Reyhan'ınmış. Anne hiç kaçacak yerin yok, tamam mı? Bana o zıkkım kulübede ne olduğunu anlatacaksın. Ama sakın yeni bir senaryo uydurma. Bana gerçeği anlat. Reyhan bizi yakmaya kalktı. Dışarıda çıkamadım çünkü izin vermedi. Ne? İsmail Hanım siz ne diyorsunuz? Anne sen böyle bir şeyi nasıl örtbas edersin ya? İsmail Hanım niye böyle bir şey yapsın? Kendi hakkındaki gerçeği oğluma söylememden korktuğu için. Kafayı yiyeceğim bu... Ne bu matruşka gibi içinden sürekli bir şeyler çıkıyor. Allah aşkına sen ne gerçeği anne? Ne diyorsun sen? Yavaş yavaş. Bütün evi başımıza toplama. O zaman bana adam gibi her şeyi anlat. Tamam hadi. Odama gelin o zaman. Burada böyle ulu orta olmaz. Sana göstermem gereken bir şeyler var. Bizim şartlarımızı ona kabul ettirmesini istemiştim. Ama Reyhan Adem'e kabul ettiremedi. Yani kendi yaptığı bencilliğin ortaya çıkmasındansa, oğlunun öğrenmesindense ikimizi birden mezara götürmeyi yeğledi. Çünkü verebileceği hesabı yok buna. Anne sen bu mektubu nasıl buldun? Birileri bizim kuyumuzu kazarken ben de boş duracak değildim. Ben de etrafa bakındım. Onları kendi kuyularına düşürebileceğim ne var diye.
Hadi anne, karakola gidiyoruz. İşte bu yüzden ben kimseye anlatmadım hiçbir şeyi. Anne, bu kadın deli. Belki kafayı yemiş bu. Bunu bir daha tekrarlamayacağını nereden biliyoruz? Oğlum korktu. O çok korktu. Hapse girerim diye çok korktu. Artık hiçbir şey yapamaz. İnan bana. Anne, saçmalıyorsun. Oğlum bak, hapse girmiş bir Reyhan çok daha tehlikeli. Çok daha her şeyi kötüleştirir. Anne, bu kadın seni öldürüyordu. Ne olur beni anla. Adem neden babamdan nefret ediyor? Onu terk ettiğini zannediyor, istemediğini zannediyor, iplemediğini zannediyor anne. Anne, Reyhan'ın ödemesi gereken bedeli biz ödüyoruz. Oğlum, Adem hayatında tek güvendiği kalesini elinden kaçırırsa size neler yapar hiç düşündün mü? Bizle ne alakası var bunun anne? Adem sence sağlıklı mı? Ha? Sağlıklı mı? Kendi kardeşlerinden biç. Onlar bile bana olan öfkeleriyle bir türlü yenişemediler. Şu Fikret'in yaptıklarına bak. Murat'a bak. Osman bile. Kaldı ki bana göre bu Adem hasta. Hayattaki tek dayanağı, tek desteği annesine olan düşkünlüğü. Onu da silip atacak olursa bu mektup yüzünden ne olacak? O zaman iyice sahipsiz kalacak. Yani o zaman gururlandırmaya çalıştığı hiç kimsesi kalmayacak. Yaranacağı hiç kimsesi kalmayacak. Hatta kendini affettireceği kimsesi kalmayacak. Bütün dengesi şaşacak. Bütün bildikleri şaşacak. Serseri mayın gibi öfkesini boşaltacak birini arayacak. Zaten seninle bozmuş. Niye hep hedefinde varsın? Aynı Fikret gibi, çünkü içinde seninle yenişemiyor oğlum. Annesini elinden almış olacaksın o zaman. Ona göre sen onu yenmiş olacaksın. İyice kontrolden çıkacak. Kontrol güçleşecek. Anne, ne, sen ölüyordun. Ne kontrolü Allah aşkına ya? Yemişim kontrolünü. Oğlum bak. Adem artık şirkette. Yapma Faruk. Yapma. Sen nasıl beni düşünüyorsan ben de hepinizi düşünüyorum. Bak, biraz annelik hakkın varsa eğer, bu mektuptan Adem'e bahsetme. Hatta sen bile unut. Reyhan'a da bulaşmayın. Anne, bak bu kadının bunu bir daha yapmayacağının hiçbir garantisi yok. Tamam mı? Bu sırrı biliyor muyuz, bilmiyor muyuz diye gelip bu evi başımıza yıkacak, yıkacak bir manyaktan bahsediyoruz anne. Ne olur annelik hakkını üstüme sürme. Esma Hanım, hiç buna bakmayın. Ben hiç aranıza girmek istemiyorum. İkinize de hak veriyorum çünkü. Gelin Hanım, artık o Reyhan küllerden ibaret. Bana güven. Tamamen benim kontrolüm altında. Adem öyle mi? O fokur duyan bir volkan. Eğer o patlarsa bir daha önünü alamayız. Sırf biz değil, senin kardeşim dediğin Dilara da yanar. Gelin, esas şimdi yardım et bana. Tamam, elimden geleni yapmaya çalışırım. Ama ne yapacağım bilmiyorum. İyi geceler. Sakinledin mi biraz? Çay? Babamın mezarı açıldı. Herkes birbirinden nefret etti. Arkadan kuyular kazıldı, düşmanlıklar, savaşlar. Babam dahil herkes yalancı ilan edildi. Neden? Babam bu adamı nüfusuna kabul etmediği için. Öyle biliniyor. Gerçek o mu? Buyur. Aman Allah. Biz Adem'le aynı şartlarda kardeş gibi büyüyebilirmişiz. Kadın yaptığına bak Allah aşkına. Hayatım, gerçeği biliyor olsaydınız öyle olacaktı muhtemelen zaten. Ama... Aması falan yok Süreyya. Bu kadın kendi hırsları uğruna öz oğlu dahil onca insanın hayatıyla oynadı. Ya annemi yakmaya çalıştı, daha ötesi var mı? Bir de kalkmış hala bana kadını savunuyor. Hayır, kadını falan savunmuyor Faruk, sizi korumaya çalışıyor. Doğru, gizli gizli buluşmalar, şantajlar falan filan. Faruk bak, her zaman söylediğin gibi ben annenin avukatı falan değilim. Ama bu konuda haklı olabilir.
Bence de Reyhan Hanım'ın yaptığı şey çok yanlış. Kabul edilebilir gibi bir şey değil. Ama bu mektup konusu başka bir şey Faruk. Yani o anneyle oğul arasında ona biz karışamayız. Adem neden bizden nefret ediyor? Babam onu nüfusuna almadığı için o da öyle biliyor. Ama baksana bütün hayatındaki bütün her şeyin sorumlusu annesiymiş. Evet doğru, kabul. Faruk hayatından annesi çıksa, inandığı her şey yok olmuş olacak. Bu Adem'in yüreğine su serpmeyecek ki, aksine öfkesini çoğaltacak. Düşünsene, inandığı hiçbir şey kalmayacak. Yani şu kadar bile çabalıyor olsa iyi olmak için, o sebebi de gitmiş olacak. Belki asıl o zaman başlayacak yangın. Ne yapayım Süreyya, ne yapayım? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Yani kulağımın üstüne yatayım mı ben bu bilgiyle, ne yapayım? Ay Faruk, bilmiyorum, ben de allak pusak oldum. Vallahi bilmiyorum ya. Ama Dilara'yla konuştum ben. Yani gerçi kız bir şey anlatmıyor ama... anladığım kadarıyla Adem evde de pek iyi değilmiş. Yani bu dönemleri o da bayağı zor geçiriyormuş. Ama kontrolden çıkmış bir Adem. Düşünebiliyor musun ne kadar tehlikeli olabileceğini? Özellikle Dilara için. Süreyya, annemi diri diri yakmaya çalıştı bu kadın. Ben o gün eve biraz geç gelseydim, böyle çok değil, 5-10 dakika geç gelseydim bugün annem yoktu. Faruk tamam, haksızsın demiyorum. Ama sadece düşün. Bizim için en doğru kararı vermek zorundasın. Hareket almadan önce sakinleş ve çok iyi düşün. Bu kadar söylüyorum zaten. Günaydın. Gözümüz daha aydın patron. Haberleri iyi. Aradığımızı buldum. Akif, özet geç hadi. Tamam. Tamam, ben hemen ofise geliyorum. Orada devam edelim. Hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun sen bu soğukta böyle? Karım gelecek, beni ısıtacak mı diye merak ediyorum. Aa. Senin keyfin yerine gelmiş. Hı-hı. Ne oldu, bir çıkış mı buldun? Ya Faruk, bak annenin söylediği şeylerde haklı olabilir. Bak hayatım, o kadın cezasını çekecek tamam mı? 2 2 daha 4. Yani kim ne derse desin durum değişmeyecek. Ben şimdi suçlu psikolojisiyle falan uğraşamam. Umam da Adem. Sen merak etme. İçin rahat olsun, bana bırak. Ya Faruk valla korkuyorum ben. Zaten Adem yeterince büyük bir bilinmez. Aslına bakarsan bu saatten sonra ben onun için bir bilinmeyenim. Evet Fikret biraz üzülecek. Üzülecek ama vurduğun kuşlar onun da yararına olacağı için düzelecektir. Ya valla anlamıyorum ben bir şey. Sen ne planlıyorsun Faruk? Korkma hayatım, merak etme sen. Kocan gayet zararsız. Hem ben bu işten 50 bir karla da çıkacağım. Sen merak etme. Hadi gel, üşüme. Gel, gel. Gel bebeğim, gel güzel. Ne karıştırıyorsun acaba? Hoş geldiniz paşam. Günaydın. Böyle sabah sabah haber vermeden kusura bakmayın. Emir. Buyurun. Baba. Gel bakalım. Aa, Emir mi o? Babaanne. Hayırdır? Kusura bakma, böyle sabahın köründe geldik ama... ne dediysem vazgeçiremedim, seninle okula gitmek istiyorum. Baba, sen beni okula bırakır mısın? Tabii ki bırakırım, gel buraya. Niye vazgeçirmeye çalıştın ki zaten? Baban da çok mutlu olur seninle güne başladığı için, ne güzel olur. İyi, hadi o zaman biz çıkalım, okula yetişelim ha. Hadi, hoşça kalın. Hadi bakalım güle güle. Bir gözüm gördü, bir gözüm görmedi. Bu hafta gel, olur mu? Hafta sonları yetmiyor. Tamam babaanne, baba geç kalıyoruz. Hadi bakalım.
Gelsene Begüm, gel. Gel, hoş geldin. Da şu yangınla ilgili size geçmiş olsuna gelemedim. Kusura bakmayın lütfen. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçti gitti bitti. Atlattık şükür. İyi gördüm sizi çok şükür. Gerçi haberi aldığında Süreyya da yanımdaydı. Nedense bana bir şey söylemedi. Yani böyle ilgisiz gibi göründüm ama olayın detaylarını bilmediğim için. Ben de olayın detaylarını bilmediğim için sana aktaramadım. Ya gereksiz yere ortalığı ayağa kaldırmanın bir anlamı olmadığını düşündüğümden yani. Böyle önemli konularda daha erken konuşmuşluğum var halbuki. Demek ki hassasiyet seviyeni tartmak güç. Yo, hassasiyet seviyemi tartmak hiç de güç değil. Sadece niyeti doğru okumak gerekiyor Begüm. Ben görevimi yaptım. Gerisi sana kaldı. Neyse hadi ben çıkıyorum. Mesele ne? Önemli bir şey değil. Benim de hastaneye gitmem lazım Esma Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Nazif, arabayı getirir misin lütfen? Süreyya. Ben bugüne kadar hep iyi olmaya çalıştım. Hep alttan olan. Hep anlayışlı olan. Hep idare eden. Gerektiğinde harcanan. Bütün bu sustuklarım, yuttuklarım hepsi bana hastalık olarak geri döndü. Begüm, bak ben... Seni üzmek için bir şey söylemedim, bunun farkındasın değil mi? Sizi uyarmaya çalıştım sadece, korumaya çalıştım. Evet. Ben de sana inandım. Sana inandım, gittim Can'a tavır aldım. E tamam. Ama sonra öğrendim ki Can seninle hiç baş başa konuşmamış bile. Ne? Ve fark ettim ki... benim Can'a değil de sana inanmak için hiçbir sebebim yok. Hayatımda ilk defa mantığımı değil kalbimi dinledim. Malum mantığım bugüne kadar pek doğru yönlendirmedi zaten. Begüm, eğer bu adam hala benimle yalnız görüşmediğini söylüyorsa düşündüğümden daha büyük bir sorun var ortada. Ama bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim ben sana artık? Ya, koskocaman bir insansın sen de. Daha fazlası beni aşar, haddim değil. Ama... Bak bu konuda haklısın işte. Haddin değil. O yüzden sana tavsiyem... herkese yetmeye çalışmayı bırak Süreyya. Eğer bahsettiğin kadar iyi niyetliysen tabii. Gelin hanım, gelin hanım. Konuşmanıza ben istemeden kulak misafiri oldum. Senin neden Can'la buluşman gerekti? Kendisini güvenilir bulmadığımı söylemek ve buradan gitmesini rica etmek için Esma. Sebep? Kendimce sebeplerim var benim. Merak etmeyin siz. Adam torunumun etrafında. Ne demek kendimce sebeplerim var? Ayrıca düşündüğümden daha tehlikeli falan ne demek bunlar? Yani bilmemiz gereken bir şey varsa Faruk ya da ben birimizi seçmek zorundasın konuşmak için. Madem Begüm sana inanmıyor. Esma Hanım. Ben Figen'le konuştum. Can'ın ablası. Bana Can'la ilgili bazı bilgiler verdi. Esma Hanım, Can'ın eskiden bir kız arkadaşı varmış. Bir kazada vefat etmiş. Can da kendini kızının ölümünden sorumlu hissediyormuş. O yüzden de psikolojisi pek normal değilmiş. Şimdi söylediği şeylerle yaptığı şeyleri pek tutarlı bulmayınca... ve Begüm'ü de tesadüfen bulmadığını fark edince... ben çok da emin olamadım ama...
Ben de gidip Can'la konuştum. Bu da daha tedirgin etti seni, öyle mi? Evet, ben de bildiklerimi ve aklımdakileri Begüm'le paylaşmak istedim ki dikkatli olsun. Ama kötü olan ben oldum. Faruk'la niye konuşmadın? Esma Hanım, o noktada çok emin değildim. Zaten araları gergin. Daha da kışkırtmak istemedim yani. Ama Can görüştüğünüzü yalanlamış, öyle mi? Evet, yalanladı. Bu da beni tabii ki daha da tedirgin etti. Yani diyorum ki Emir olmasa boş ver, ne yapayım, karışmayayım. Ama o da olmuyor. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Çok fena sıkışmış haldeyim Esma Hanım. Anladım, anladım. İyi niyetini de anladım. Ama burası küçük bir yer. Özellikle de bizim aile için. Bir erkekle baş başa görülmek hiç hoş olmayabilir. Bir dahaki sefere aklında olsun. Hı? Esma Hanım, ben yaptığım her hareketin farkındayım. Kimseye de verecek bir hesabım yok benim. Biraz sakinlesin, ortalık zaten Faruk'la konuşacağım. Müsaadenizle. Mustafa, arabayı getir. Hayatım, neymiş sorun? Ah, çok derin. Az önce kırmızı balonumuz uçtu. Efendim? Oğlumu ilk kalp kırıklığıyla okula bıraktım şimdi. Nasıl ya, aşık mı olmuş? Sevgililer gününde açılacakmış. İşte gittik, balon falan aldık, hazırlıklar bilmem ne falan. Büyük bir heyecanla geldik, kız burada erkek arkadaşıyla gelmiş. Ay, kıyamam. Aman. Çok zormuş be. Vallahi ne yapacağımı bilemedim. Böyle kaldım yani. Çocuğu okula bıraktım ama izlemek çok zormuş. Hay Allah ya. Ne yapacaksın? Babası böyle bir şey kalkabilecek işte. Bir şey yapamazsın ki. Ay bak sen. Ya bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan okuldan sonra bir yere kaçıralım. Kafası dağılır. Allah'tan bu yaşlarda formu çok kolay. İyi düşün. İyi tamam o zaman. Sen bir Begüm'le konuş istiyorsan. Yani bir sorun falan çıkmasın da sonra. Bana bir haber ver. Bir şey demezse ben bir şeyler düşünürüm. Tamam tamam hayatım. Bir şey deme. Sen merak etme. Sen ayarla. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aa, tövbe bismillah. Sen Diloş'un kaynanasına bak ya. Biz onu kın kın zannederken o esmeratora papucu ters giydiriyormuş. Vallahi billahi. Kız baya baya yakmaya mı çalışmış? Ay, iki yanlış birbirini götürüyormuş, ne güzel. Ay teyze, ne biçim konuşuyorsun ya? Neresi güzel bunun? Ama tamam be, ağzımdan kaçtı, şoktayım. Diloş'un haberi var mı? Yok, söylemedim. Kız 40'ın başına tatile gitti. Burnundan getiremem şimdi. Bana bak, dönüşte söylemek lazım. Bu böyle olmaz. Ha ben bu kadını yani benim gibi zor bir hayat yaşamış da hafif balatalara sıyırmış zannediyor. Bu bildiğin tımarhanelikmiş. Yakmak filan. O ne demek ya? Aynen öyle. Allah Allah yarabbim. Yani bu koca evi yakan. Aman ben senden çok sıkıldım. Geber deyip senin yemeğine zehir filan atar maazallah ya. Kursun ya. Vallahi düşündükçe benim de aklım almıyor yani. Yok. Yok, bu böyle olmaz. Buna tedavi şart. Bunu hastaneye göndermek lazım. Bu tımarhanelik. Ayrıca
Kimse kusura bakmasın ama Adem delirecek diye bunun ortada serbest dolaşmasına falan izin veremeyiz. Ay, Diloş'umuzu Allah korumuş ya. Ya Faruk diyor ki hiçbir şekilde bize bulaşmadan bir şekilde cezasını çekecek diyor. Ama ne düşünüyor, aklından ne geçiyor gerçekten bilmiyorum. Ha, Akif. Bebeşim neredesin? Ne haber? Yenge, iyi ne olsun işte koşturmaca yoğun yani. Ben ne yapayım, müsait değilseniz sonra mı şey yapayım? Yok yok, çıkıyorum ben zaten. İşim var, rahat rahat konuşun siz. Ay, hadi tamam. Bay bay. Hadi gidelim. Evet, sevgililer gününde ben sevgilimi nereye şey yapayım? Ha? İstanbul diye düşündüm ama şimdi seni yol tutuyor, ne yapalım? Şey yapsaydık, evde kalsaydık, bir yere gitmeseydik. Olur mu canım öyle şey? Ben kütükten mamul muyum? Uludağ'a kaçalım mı bebişim? He? Hem artık yakalanma derdimiz de kalmadı. Rahat rahat şey yapardık, acısını çıkarırdık. He? Aman, aman ne olursun. Asansör travmamı henüz atlatabilmiş değilim. Uludağ'ı lütfen unutalım. Hayatımızdan çıkaralım. Şey var hani, bu yedi mekan var. Oraya gitsek yer bulabilir miyiz acaba? Ya ne diyorsun ya? Olur mu öyle şey ya? Senin aşkın burada olmazı oldurur. Gerekirse ilave masa arttırırım ben. Sen yeter ki emret. Bibişim. Şapşik çövalyem benim, yaparsın. Ya hadi kapatıyorum, kız kapıda kaldı. Hadi, hadi. Şapşik çövalyem. Ay dönümü, gün dönümü bilmem ne kutlaması. Kutlamalara doyamadı. Ha bıktım vallahi. Ne bu çekilmez çileymiş. Şimdi git, yine işi yoksa hediye aldı. Ne yapacağım ben ya? Yani teyze, insanlar tersinden şikayet edersen. Ya senin bu ilişki bilmezliğine ne yapacağız biz ya? Ay işte alışmadık şeyde şey durmuyor ondan herhalde. Sen niye takılıyorsun benimle? Git hazırlık yap, bir şey yap. Teyze sence bizim sevgililer günü kutlayabilecek durumumuz mu var? Adam barut gibi zaten, burnundan soluyor. Ayrıca günün ne olduğunu bildiğini de düşünmüyorum yani. Haklısın, haklısın. Bu Akif benim ayarlarımı bozdu, vallahi bozdu ha. Her şeyi kutluyoruz. Bak, insan lafın üstüne. Selam söyle, selam söyle. Tamam, söylerim. Hadi hediye almam lazım. Hediye baronları yola çıktı. Hadi öpüyorum ikinizi de, hadi. Hayatım, ne haber? İyiyim. Şimdi annem aradı da. Akşam herkes sofrada olsun diye buyurmuş. Ben de biraz erken gideyim, evde dinleneyim istiyorum. O yüzden şimdi çıktım. 10 dakikaya gelir seni alırım. Olur da ne olmuş? Valla bilmiyorum, herhalde yeni bir gündem var. Emir'den ne haber? Ya hiç sorma. Okula gittim onu almaya ama ısrarla servise gitmek istedi. Ya çok kötüydü ya. Aman çok üzüldüm. Ay yazık ya. Tamam gitme üstüne, bırak. Ne yapalım? Yarın çıkarız madem. Olur. Reyhan Hanım, var mı bir haber? Ya şimdi hiç o konuya girmek istemiyorum. Adını anmak istemiyorum. Boş ver. Hadi sen hazırlan. Yaklaştım ben. Tamam. Tamam hayatım. Okey. Öptüm. İlk göz ağrım, gönlümün baş köşesi. Sen de benim sevgilim sayılırsın. Günümüz kutlu olsun. Geçmişte az baş başa ayıflanmadık. Bugün tek kutlayanımsın hemşirem. Sahiden en has sevgilim sensin. En helalinden kutlu olsun. O ne ya? Ne oldu? Motor tekledi. Duymadın mı? Yok, duymadım. Allah Allah. Dur şuna ben bakayım. Ne olmuş? Ne olacak? Aksilik. Tamam, Mustafa'yı arayalım, çağıralım, gelsin bir baksın.
Yok, çekici falan çağırmam lazım benim şimdi. Lan burası da dağın başı. Yani şimdi seninle de uğraşmayayım. Ben şimdi taksi falan çağırayım, tamam mı? Sen bin git, ben bekleyeyim. Ne demek ya seninle uğraşmayayım? Allah Allah, ne yapıyorum ben sana? Tam şurada oturalım işte beklerken. Burada mı? Evet Faruk, burada. Satın almayacağız yani, bir çay içeceğiz. İyi tamam, hadi git sen otur ben. Burada durayım da gelsin çekici, sonra gelirim. Hadi. Allah Allah. Yani uğraşmayacakmış. Sanki ne yapıyorsam ben sana uğraştıracak. Buradan. Buradan yakın. Tamam dağına. Atarın kime yavrum? Allah'ım ya. Ya gitseydin? Şansımı denedim. Bir de yalnız kalmazdım. Grubu kızlardan o yüzden kurdum zaten. Nereye yalnız kalmazdın? Her yerde benim fotoğraflarım var. Allah'ım ya. Ay bir de numara yapıyor ya. Sinirli sinirli sanki. Biraz sinirliyim. Gerçekten sinirliyim. Hı. Ama bu karımı mutsuz edeceğim anlamına gelmiyor. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun. Ama sen onu anlarsın. Sen onu şefkatinle sararsın. Bunu bilmek için mi rahatlatıyor? Müziği hiçbir zaman bırakmasın. Ona iyi gelen, onu hep tedavi eden bir şey bu. Bu konuda onu destekle, olur mu? Odasına bir tane maket alırsan... böyle istemiyorum falan diyecektir kesin. Sen aldırma ona. Burada duruversin de elinin altında bir yerlere koy, o yapar illa. Sever maket. Küçükken reflüsü vardı. Gerçi uzun zamandır pek bir şey yok ama... yine de yatmadan en az 2 saat önce bir şeyler yemeye keserse iyi olur. Çikolata gibi şeyleri de akşam vakti yemezse gerçi. Sen zaten bizim abur cubur prensibimizi çok iyi biliyorsun. Ve çok mutluyum ki bu konuda beni anlıyorsun. Aşık annesi... geçirdiği hastalıklar, işte hepsiyle ilgili ne bilmen gerekiyorsa hazırladım. Şeyde, sevdiği şeyler, sevmediği şeyler, aklıma ne geliyorsa uzun uzun yazdım hepsini. Hepsi eline geçecek. Bir de sakın, sakın sadece onu oyalamak için bolca harçlık verip de ne bileyim böyle... İstediğini alarak falan şımartmasınlar, ne olur. Ne olur. Öğrensin, acı çekmeyi öğrensin.
acı çekmeyi, oradan çıkmayı öğrensin. Korkmasın acı çekmekten. Sen onu kendin gibi cesur yetiştir. Olur mu? Tamam. Ben küçücük küçücük kayıtlar yaptım ona. İşte aşık olduğunda, mezun olduğunda, evlendiğinde oturup izlesin diye üstüne yazdım. Hepsi benim odamda, dolabın içinde duruyor. Zamanı geldikçe hepsini ona verirsen çok sevinirim. Hediye de aldım tabii. O benim parfümümü çok sever. Düğününde hediyelerimi ona takarken o parfümü sıkar mısın? Ve ona sıkı sıkı sarılır mısın? Lütfen. Onun yanında olduğumu bilmesini istiyorum. Gerçi o zamana kadar çoktan alışmış olur benim yokluğuma ama... Çocuk annesi için çok özeldir. Ama ben sana gerçekten çok özel bir çocuk emanet ediyorum. Onu kendi çocuğum gibi benimsemeni beklemiyorum tabii ama... yani onun... Merak etme. Tamam mı? Ben ona kendi çocuğum gibi severim. Gözüm gibi bakarım. Sen hiç merak etme. Ama ben ona keşke demekten daha öteye bir şey veremem. Çünkü bana her baktığımda keşke diyecek. Keşke senin yerine annem olsaydı diyecek. Annelerin yeri öyle kolay dolmuyor ki. O yüzden sen o ameliyata bu düşüncelerle girmeyeceksin. Ki hepimiz kazanalım. Tamam mı? Yeri geldiğinde didişe didişe biz büyüteceğiz Emir'im. Sen merak etme, tamam mı? Aksini kabul etmiyorum, sen de etme.
bazı işlemler yapmam lazım. Teslim almam gerekiyor. Tamam canım, sen git. Ben buradayım zaten, bırakma. Tamam. Annem şimdi nereye gidecek baba? Cennete bence. Cennetten beni görebilecek mi? Benim annemler ilk gittiğinde ben de hep onların beni... Ben babama sordum. Zor olacak hepimiz için. Süreyya, benim seninle konuşmam lazım. Yani yerimi zamanımı bilmiyorum ama bu önemli. Ne oldu? Gelsene bir. Annem bana bir söz vermişti. Tüm sözlerini tutacaktı. Keşke elinde olsaydı oğlum. Ama unutma. Anneler çocuklarını hiç yalnız bırakmaz. Sadece senin onu hissetmeyi öğrenmen lazım. Sen ona her ihtiyaç duyduğunda o hep yanında olacak senin. Tamam mı? Hep yanında olacak. Senin yanındayım, tamam mı? Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni hiç bırakmayacağım, tamam mı? Sana söz veriyorum. Benim şimdi küçük bir işim var. Hemen halledip geleceğim babaannenin yanında. Tamam mı aslanım? Hadi aslanım. Eyin. Hadi aslanım. Eyin. Onun için.
onun için güçlü olacağız. Çünkü Emir bak, bir anne nerede olursa olsun gücünü hep evladından alır, hep. Senin gücün anacığın kıvancı olacak. Tamam mı? Koyduğu gücü senin yüreceğine anneciğin koydu. Ben daha kendi yasımı, kendi üzüntümü yaşayamadan küçücük çocuğun orada anne diye ağlayışını gördükçe... İpek, bir otur istiyorsan, bir su getir. Süreyya. Ben şimdi sakinlersem ve düşünmeye fırsatım olursa galiba sana söyleyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi her şey çok üst üste geldi. İpek, orada yanlış anlaşılma vardır kesin. Siz bir sakin sakin oturun konuşun. Halledersiniz zaten. Peki. Yani biliyorum siz de bir sürü şey yaşıyorsunuz. Bir sürü şey atlatıyorsunuz. Belki Fikret hatasını anlar. İpek'cim, nedir bu kadar aciliyeti olan şey? Buradakiler benim tesadüfen elime geçti. Bilmiyorum, belki de senin şansına. Anlayacağım. Esma Hanım seni takip ettiriyor Süreyya. Peşine bir tane adam takmış. Bunların hepsini tesadüfen öğreniyorum ben de dediğim gibi. Ben ilk başta ortalığı karıştırmak istemediğim için sustum. Ama Esma Hanım sana yakınlaştığını gördükçe... senin onu anne yerine koyduğunu... anne özlemi çektiğini, o yüzden bu kadar fedakar, o yüzden bu kadar anlayışlı davrandığını da biliyorum. Hissedebiliyorum. Ama bir kere daha ona anne diye sarılıp sarsılmana gönlüm razı gelmedi galiba. Yani benim yaşadığım bu duygusallıkla... elin fotoğrafları gitti işte Süreyya.